Herkese iyi akşamlar dilerim. Cumhuriyet'in 100. yılı özel etkinliklerimizde uzman sanat tarihçisi ve aynı zamanda Uçtum Araştırma ve Atölye Çalışmaları grubu üyesi Zeynep Doğancı'nın Erken Cumhuriyet Dönemi Kamusal Kent Yapısı Anıt ve Heykeller adlı sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle size Zeynep Hanım'ı kısaca tanıtmak isterim. Kendisi lisans ve yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Şu anda da Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü'nde Akdeniz ve Yeni ve Yakın Çağ Araştırmaları doktor öğrencisidir. Etkinliğimize geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Etkinlik esnasında seslerimizi kapalı tutmayı rica ediyorum. Sorularınız varsa bunları etkinlik sonunda gerek chat kısmından gerekse söz alarak, sesli olarak sorabilirsiniz. Sözü Zeynep Hanım'a bırakıyorum. İyi etkinlikler. İyi akşamlar herkese, merhaba. Ses ve görüntüde bir sıkıntı yaşarsanız lütfen hemen geri dönüş yapın. Burada güzel bir etkinliğin bir parçası olduğum için öncelikle herkese teşekkür ederim. Böyle güzel bir oluşum için işte kuruculara ve bu etkinliklerin başındaki ilgilenen insanlara, herkese emeğine çok teşekkür ederim. Ben bugün Erken Cumhuriyet Dönemi Kamusal Kent Yapısı ve bu kent yapısı içinde heykel ve anıtlara değineceğim. Umarım çok da fazla uzatmam ama öncelikle kamusal kent yapısını bir kavramamız gerektiğiyle ilgili bir giriş yapacağım. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla kamu aslında halk hizmeti gören devlet organlarının tümünü ifade eden bir kavram. Ama bu kavramın yanında daha çok halkın bütününü ve halkın bütün kesimlerini tanımlayan bir kavramıyla, anlamıyla öne çıkıyor bu konuda. Kamusal alan dediğimizde ise bu kavram evsel olmayan mekanlar bütününü ifade ediyor. Halkın toplandığı fiziksel yerleri, politik tartışmaların gerçekleştiği medyatik alanları, demokratik taleplerin mekanını ifade ediyor kamusal alan. Ve bu alanlar hem mülkiyet ortaklığı hem de kullanım ortaklığının söz konusu olduğu alanlar. Kentsel açık mekan ağını oluşturuyor kamusal alanlar ve binalar dışında kalan boşluk alanlara biz hem kamusal alan hem de kentsel açık alan diyoruz. Bu alanlarda kendi içinde ayrılıyorlar. Geometrik olarak noktasal toplanma ve dağılma alanları ve çizgisel geçiş noktaları, yani çizgisel geçiş noktaları diyeceğimiz planlar üzerinde bulvarlar, caddeler olarak gözükürken noktasal toplanma yerleri ise daha çok meydanları, parkları ifade edecek. Özel alanlar dışında kalan sokak, cadde, meydan, parklar, duraklar, istasyonlar, pazar yerleri, kamusal açık yeşil alanlar ve benzerinden oluşuyor aslında bütün kamusal açık alan dediğimiz kavramı kapsayan ögeler. Peki bu noktada erken cumhuriyet döneminde aslında neden kamusal bir kente ihtiyaç duyulduğu önemli bir soru. Bu süreç Avrupa ülkelerinde aslında sanayi devriminin ardından gelen ekonomik, sosyolojik ve siyasi değişimlerin yanı sıra doğal akışında gerçekleşiyor. Bu ülkeler fabrikalaşma ve üretim sektörünün ticarete, şehir yaşamına ve kentleşmeye etkisi açısından Osmanlı'dan farklılar. Osmanlı kentlerinde ve erken cumhuriyetin miras aldığı bu durum bizim topraklarımızda Avrupa şehirlerinden farklı yaşanıyor. Yani dolayısıyla cumhuriyette işte fabrikalaşma ve sanayi devrimi olağan sürecinden yaşamak yerine bu alanlarda bilinçli atılımlarla planlanmış projeler halinde gerçekleştirilen durumlar. Aynı durumda fabrikalaşmanın sebep olacağı şehircilik, kentleşme gibi gelişmelerde de tabii ki biz bunu bir modernleşme hareketi olarak kentsel planlamalara yansıdığını görüyoruz. Yani Batı ülkelerinden şöyle ayrılıyoruz. Bizler fabrikalaşma ve sanayi devrimini doğal sürecinde yaşamadığımız için bu süreçleri kendi atımlarımızla, projelerle gerçekleştirdiğimiz için bu projelendirmelerin de sonucunu süreci doğal akışında yaşayamayacağımız ve doğal olarak kentleşemeyeceğimiz için biz modern atılımlar ve çağdaş bir yaşam kültürü benimseme konusunda projelendirerek kent planlamalarını da öne çıkardık. Cumhuriyet sanatı ve mimari ise iktidar tarafından ideolojik bir araç olarak öngörülen ve kullanılan rejimi temsil etme görevi üstleniyor.
Osmanlı İmparatorluğu'ndan farklı olarak yeni bir kamusal alan yaratmayı hedefliyor erken cumhuriyet ve bunu gerçekleştiriyor. Başkenti Ankara olarak seçilmesi, Anadolu'ya ve Anadolu kültürüne odaklanıldığını, Türk'ün kendi değerini yüceltmek gibi başlıca konular etrafında çok boyutlu bir değişime girişilen bir dönem aslında erken cumhuriyet dönemi. Biz de bu değişimi süreçlerini kentler yani kamusal mekanlar üzerinden inceleyeceğimiz için bu durumda kentsel değişim denildiğinde ilk akla gelen kent olan Ankara'nın da niçin seçildiğine daha sonra değineceğiz. Şimdi mekansal bir strateji izleniyor ve bu stratejinin de üç önemli ögesini bize İlhan Tekeli şu şekilde aktarıyor. İstanbul'un bırakılıp Ankara'nın başkent seçilmesi. Yani bunun sebeplerinden biri İstanbul'un çok kozmopolit bir yapıya sahip olması ve yaratılmak istenen ulus devlet modeline uygun bir kültür yaratılması aşamasında bu kentte zorluklar çekileceği için Ankara'nın seçilmesi. Diğer bir etken Lefebvre'nin söylediği yani Fransız sosyolog, şehir filozofu aynı zamanda ideolojilerin kalıcılık amaçlıyorlarsa bunu ancak kendi hakimiyetindeki bölgenin sınırlarını çizerek, belirleyerek sürekliliğini istediği toplumsal düzenin mekanını üretmesiyle mümkün olacağını aktarıyor. Bu da İlhan Tekin'in saydığı diğer ögelerden birisi. Bir önemli ögede ülkeyi demir ağlarla örmek ki bunu çok kez duyduk zaten. Tabii ki Cumhuriyet öncesi Osmanlı'da da demir hatlarının inşa edilmesi söz konusu. Fakat bu hatlar ülkenin iç pazar bütününü sağlamaktan çok aslında ülkenin değişik bölgelerinin etkisi altında bulunduğu dış güç ekonomilerine hizmet etmeye, onlara dönük biçimde planlanmış. Bu hatlar birbiriyle işbirliğinde bulunmak istemeyen yabancı şirketlerce de yapıldığı için birbirlerinden kopuk olarak gelişim gösteriyorlar. Erken Cumhuriyet'te en büyük değişimlerden biri ise tabii ki Ankara merkezli bir demiryolu şebekesiyle tüm ülkenin baştan başa bir ağ denetiminde alınmış olması. İzlenen üçüncü strateji ise 1929 sonrası gelişen devletçilik politikası sonucunda uygulanmaya başlanıyor ve sanayi planlarında yapılması öngörülen fabrika yerlerinin demiryolu güzergahlarında ve bu güzergahlar her zaman tabii ki merkezi şehirlerden geçmiyor. Küçük Anadolu kentleri olarak seçiliyor. Çünkü amaç aslında bu Anadolu kentlerinde de aynı gelişimi, aynı modernleşmeyi, aynı gelişimi yakalayabilmek. Tüm bunların yanında bu dönem aşılması gereken iki önemli konu var. Birisi Kurtuluş Savaşı'nın ardından Yunan ordularının Anadolu'dan çekilirken etrafı yakıp yıkmaları sonucu Batı kentlerinin planlanarak imar edilmesi. Bir diğeri Ankara'nın başkent olma iddiasının yani çok büyük bir kent planlamasıyla gerçekleştirileceği için karşı karşıya kalan hem işte ekonomik hem siyasi hem sosyal bazı zorlukların olması. Şimdi önemli olan şey, bir diğer şey şu, bu kent anlayışının, kent planlama anlayışının içinde madem kamusal bir kent planlıyoruz, hangi ögeler yer alıyordu, neler giriyordu bu kamusal kent planlamasına? Cumhuriyet'in işte kentsel ölçekte ürettiği en temel yapılanma rasyonel ve devlet merkezli olma özelliklerini taşıyacak modernsel bir kent planlama pratiği. Bunun da en güzel örneğini şimdi gördüğünüz gibi işte 1924-25 yıllarında Carl Christopher Löcher tarafından yapılan Ankara ile ilgili ilk planlama girişimi en iyi örnek bu. Bu planda dik açılarla kesişen büyük ve uzun caddeler, bunların arasına serpiştirilmiş gevşek dokulu konut alanları, akslar boyunca uzanan kamu yapıları bugün hala dikkatlice bakıldığında Ankara planlamasında yer bulan ögeler. Bu plana uygun kalınarak Atatürk Bulvarı, Kızılay ve Ulus Meydanları ve bölgedeki caddeler üstünde sıralanan bakanlık binaları modernist planlamada yer buluyorlar. Ve en önemlisi bulvar, meydan ve kamu yapıları üçgeninde bir planlama gerçekleştiriliyor. Löcher planı yani Ankara Yenişehir'in biçimlenmesinde önemli ve belirleyici bir rol oynuyor. İşte su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapıların
altyapıları oluşturuyor ve saydığım gibi işte Kızılay Meydanı, Sıhhiye Meydanı, Zafer, Millet, Ulus ve Lozan, Tandoğan gibi meydanları da, aksları da bu planlama ile birlikte gerçekleştiriyor Ankara. Daha sonra tekrar toparlayacağım konuyu, niçin bunlara değiniyoruz diye kafanızda bir soru işareti olabilir. Çünkü anıtları, heykelleri biz işte meydanlardan, parklardan ya da kamusal kentleşmeden kopuk değerlendiremiyoruz. O yüzden önce bir kentleşmeye değinme ihtiyacı duydum. Hükümet konağı, halk evi binaları, Gazi ilkokulları, adliyeler, defterdarlıklar gibi işte Cumhuriyet dönemi yapıları, Gazi ya da Cumhuriyet bulvarları, Cumhuriyet meydanları, Atatürk heykelleriyle birlikte düşünülen ögeler. Kurulan yeni kent merkezleri Osmanlı'nın ticari yapılanması çevresinde odaklanan merkez dokusundan farklı. Burada anlatılmak istenen Türklüğün, ulus devlet anlayışının, çağdaşlığın, laikliğin göstergesi haline dönüştürülmüş şehirler elde etmek. Atatürk heykelleri genellikle bu kentin, bu yeni işlevlerin merkezinde odaklanan heykeller ya da anıtlar. Veya kamu binalarının bir araya geldiği ve bu alanda yaratılan meydan, park, müze ve benzeri alanların önlerinde yer almakta. Tabii ki anıt ve heykellere değindiğimiz için aslında sanatın bir diğer koluna değinmiş oluyoruz. Türkiye'de kamusal alanda sanat, öncelikle Cumhuriyet'in meydanlarını ve bu meydanlarda konumlanan Atatürk anıtlarını ve heykellerini akla getiriyor. Kamusal alan yaratma projesi, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin ideolojik istekleri doğrultusunda düzenleniyor, yönlendiriliyor ve giderleri de büyük ölçüde devlet bütçesiyle karşılanıyor. Tabii ki anıt ve heykeller de bu bütçelerden yararlanıyor ve bu şekilde donatarak meydanları tasarlıyorlar. Osmanlı döneminde halkla iktidarın bir araya geldiği ve iktidar söylemlerinin halka aktarılması durumu ancak dini törenlerle mümkün. Yani bu bir gelenek zaten hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir kurtuluş mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve bu mücadelenin lideri olarak halk kahramanlığına dönüştürülen Mustafa Kemal Atatürk'ün kitlelerle kuracağı ilişkide yeni kamusal mekanlarda bulunan heykel önemli bir gösterge aracı. Yani aslında bir güruha hitap eden dini törenlerden ziyade artık örgütlenmiş bir kitle kavramından da söz etmek mümkün. Çünkü burada meydanları oluşturuyoruz, topluma hitap ediyoruz. Dolayısıyla 19. yüzyıl ulus devletleri herkesi askere alarak bir kitle ordusu yaratırken ve bu nedenle de egemen iktidar için vazgeçilmez önemdeyken, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya döndüğümüzde yani durum çok farklı. Çünkü Anadolu halklarıyla kazanılan bir savaş ve işte bir zaferden söz etmek mümkün. Çok kimlikli Osmanlı İmparatorluğu'nu Türk kimlikli tek bir ulus anlayışı içinde toparlamanın en iyi göstergelerinden, en iyi gösterilenlerinden birisi Atatürk'ün kendisi haliyle. O yüzden de anıt ve heykeller çok başka bir önem de taşıyor bu noktada. Şimdi anıt ne demek? İşte onun anlamı neyden ziyade orayı geçip anıtlar tabii ki tarihsel özelliği olan büyük ve önemli olayları simgeliyorlar. Ulusça sevilen, işte sayılan, tarihe yön veren, tarihte geçmiş bir kimseyi gelecek kuşaklara tarihsel olarak tarih boyunca anımsatmak amacıyla yapılan heykeller de olabilirler, simge niteliğinde yahut yapılar ve mimari yapıtlar da olabilirler. Kamusal mekansal dinamikleriyle erken Cumhuriyet'in Atatürk anıtları arasında aslında araçsallaştırma kavramıyla ele alınan bir çözümleme söz konusu. Burada Aylin Tekiner'in aktarmasıyla aslında araçsallaştırma şöyle anıt bağlamında dört önemli ögenin çözümlenmesiyle gerçekleşiyor ve anlaşılıyor. Anıtlar, heykeller, bellek, hatırlatma, imge, simge, gösterge, görselleştirme ve kültleştirme anlamlarıyla
öne çıkıyorlar çözümlendiklerinde. Anıt gerçekliğin içinde Kürtleştirme dışında kalan üç önemli öge çeşitli miktarlarda sadece bizim toplumumuzda değil bütün toplumlarda da zorunlu olarak her anıt ve heykelde yer almakta. Tekrar işlevlerine daha ayrıntılı bakacak olursak, bulundukları alanı, mekanı tanımlıyorlar anıtlar. Kültürler arası bir kaynaştırma ögesi olmalarına ek olarak sınır koyucu özellikleriyle de yine topluma kimlik kazandırma işlevi taşıyorlar. Gelecek kuşaklara bilgiyi aktarıyorlar. Kültürel miras taşıyıcısı olarak görev yapıyorlar. Kaynaklandıkları döneme, kurucu ilkelere süreklilik kazandırmak, kalıcılık kılmak bu ülkelerde amacıyla iktidarlar tarafından aslında sanki birer dipnot gibi kullanılıyorlar. Toplulukların birlik duygularını ve belleklerinde ortak bir imge oluşturmada yaratıcı imgelemler olarak pekiştiriyorlar aslında. Bu alanı, soyut bir alanı, somut bir şeyle pekiştiriyorlar. Zaman anıtlara simge olma niteliği kazandırıyor. Yani üstünden geçen zaman da önemli anıt ve heykellerin. Yapıldığı dönemde işte büyük açılışlarla, coşkularla karşılanmış olabiliyor anıtlar. Toplumların kahramanlık mitleriyle örülüyorlar. Ve zamanla tabii ilerledikçe dönem tarafsız bir konum kazanıyorlar. Ama Doğan Kuban'a göre anıtların gerçek anıt niteliği ancak kendi çağlarında değil de kendinden sonra yaşayarak kazandıklarını söylüyor Kuban. Bir simge olarak anıtların seçilmesi simgelerin alışkanlığa bağlı bir ilişkiyi barındırabilecek olduğundan toplumların niteliği daha baskın bir alana göndermede bulunuyor toplumsal olarak. Daha baskın olmayı imgeliyor. Simgeler belli bir kesimi, grup veya ulusu temsil halindeler aslında. Yine anıtların önemli bir özelliği bu az önce bahsettiğim temsiliyetle olan ilişkileri. Yani yalnızca temsil ettikleri özneyi yani Atatürk'ü göstermek gibi bir şeyleri yok, görevleri yok. Var olan ideolojinin geçmişte ve gelecekte bulundukları mekan üzerinde sonsuz hakimiyetini de aslında işaret eden simgeler bu anlamda. Anıtlar diğer sanat yapıldıkları gibi yapıldıkları dönemin tabii ki siyasi, sosyal, toplumsal, kültürel kodlarını bünyelerinde taşıyorlar. Pardon, hızlı geçtim. Tabii ki anıt eserlerinin ilkinden Osmanlı döneminde bahsetmek mümkün. Hani madem erken cumhuriyet anıt ve heykellerine değineceğiz, hiç mi Osmanlı'da yoktu? Tabii ki vardı. 1911 yılında Mimar Muzaffer Bey'in tasarladığı ve 31 Mart olaylarını bastıran Hareket Ordusu şehitlerinin anısına dikilmiş olan Jön Türklerin şehitliği sayılan ve İstanbul'da yer alan Avide-i Hürriyet Anıtı burada görülüyor. Yine bir diğer anıtımız bu döneme ait. 1914'te İstanbul-Mısır seferi yapan bir uçakta şehit olanlara adanan İstanbul Fatih'te bulunan Tayyare Şehitleri Anıtı. Osmanlı'ya ait olan bu anıt eserler aslında heykel sanatçıları tarafından değil, mimarlar tarafından tasarlanıyor. İlk anıt örneklerinde bu anıtları gerçekleştiren kişilerin, yani heykeltıraşların isimleri geçmiyor. Cumhuriyet döneminin ilk heykel sanatçılarını yetiştirme görevi üstleniyorlar ama isimleri maalesef aktarılmıyor, bilinmiyorlar. Bu sanatçılar, o dönemin sanatçılarından bahsetmek önemli çünkü bu sonuçta erken cumhuriyette heykeltıraş olarak eserler veren insanların kimlerden yetiştiler, yani öyle tepeden inmediler. Genelde çalışmalarını Osmanlı döneminde heykeltıraşlar akademik anlayış içinde icra ediyorlar. Teknik açıdan kısıtlı kalıyorlar. Malzeme olarak çoğunlukla taş ve bronz kullanıyorlar. Alçı kullanıyorlar. Döküm ve büyütme tekniklerinin yetersizliği nedeniyle de daha çok büst, rölyef ve küçük ölçekli işler üretiyorlar. Bu da o dönemin tabii ki sosyal ve ekonomik durumuyla alakalı aslında. Aylin Tekiner'in aktardığına göre ilk heykeltıraşların saray tarafından desteklenerek heykel siparişi aldıklarına dair herhangi bir bilgi yok elimizde.
Osmanlı dönemi anıt projelerinde yer alamayan heykeltıraşlar projelerini ancak uluslaşma sürecinde anıtlaşma fikrine önem veren Cumhuriyet Türkiye'si ile bulvarlarda, parklarda devlet kurumlarının önünde sergileyebiliyorlar. Heykel siparişinde bulunulmamasına karşın aslında saray dönemin heykeltıraşlarını yurt dışına eğitime yolluyor, gönderiyor. Devlet işte Yervant Özkan'ı 1873'te Roma'ya, 1878'de Paris'e, İhsan Özsoy'u yine aynı şekilde 1890'da Paris'e, Mahir Tomruk ve Nijat Sireli ki bu isimleri duymuşsunuzdur mutlaka 1916'da Almanya'ya sanat eğitimine yolluyor. İşte bu sanatçılar döndüklerinde Sanayi Nefise'de görev alıyorlar ve bu dönem, inceleyeceğimiz bu dönem için heykel ve anıt veren diğer sanatçıların yetişmesine katkı sağlıyorlar. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında anıtlar ülkede az önce açıkladığım durumdan dolayı yetkin bir heykeltıraş olmadığı gerekçesiyle tabii ki tartışılır bir durum bu. Yurt dışından gelen yabancı sanatçılara yaptırılıyor. İşte Kriper, Kanonika, Hanak, Torak gibi yabancı sanatçılar tarafından anıt eserler yapılmış oluyor. İlk inceleyeceğimiz eser Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk figüratif anıtını oluşturan ve işte Sarayburnu heykeli. Bir karışıklık oluyor mu diye duraksadım. Kusura bakmayın bilgisayarlar ayrı olduğu için. İlk anıt başkent Ankara'ya değil İstanbul'a aslında yaptırılıyor ve Gülhane Parkı'nın bir parçası olan Sarayburnu'nda yer alıyor. Kaidesiyle 6 metre. Bu anıtın ilk kısmı yani kaide kısmı birinci mimarlık üslubu ile inşa edilmiş. İşte sizin de gördüğünüz gibi sağ ayağı bir adım önde, sol eli belinde ve sağ eli yumruk halinde betimlenmiş bir Atatürk görmekteyiz. Sırtı Avrupa yakasına, yüzü ise Anadolu'ya dönük. Milli mücadele kahramanının şahsında anıt, egemenliğini geçici süre için kaybetmiş ama bu kaybedişten bir ulusun doğmakta olduğunu, dosta düşmana haber verme görevini üstlenmiştir diye aktarıyor Tiryakioğlu. Ona göre anıt Atatürk'ün her türlü resmi ve askeri sıfattan sıyrılarak yüzünü millete döndüğünü ve ulusu kurtarmak için Anadolu'ya geçmek, düşmanla savaşmak azminde olduğunu gösterir bir vaziyette. Figür sağ ayağını Anadolu yönünde atarak o tarafa doğru aslında gücünü ve ivmesini, tabii ki gücünü de yine Anadolu'dan aldığını gösteriyor. Sağ elini yumruk yaparak batıya ve karşı devrimcilere kafa tutan bir betimleme içerisinde. Buna karşın ilk Atatürk anıtında amaçlanan bu kararlı duruşun yeterince yansıtılamadığı gerekçesiyle Sarayburnu Atatürk anıtı ve sanatçısı dönemin gazete ve dergilerinde ağır eleştirilere de uğruyor. Bir diğer anıt tabii ki yine Ankara'dan Etnografya Müzesi önünde yer alan Atatürk'ün bu atlı anıtı. Bu anıt yarışma sonucu Kanonika'ya yaptırılıyor. Anıt Ankara'nın öbür ilk heykeliydi ama bundan anıt ilk atlı kompozisyonu ve ilk atlı heykeli. Bu da Cumhuriyet'in 4. yıl dönümünde 29 Ekim 1927'de yapılmış, yani açılışı yapılmış. Aslında dikkat edecek olursak hemen hemen bütün heykeller belli bir süreye kadar hep Cumhuriyet'in dönüm noktalarına, yıl dönümlerine getiriliyor. Yani bu da özel bir durum aslında. Hem açılış tarihleriyle hem taşıdıkları anlamlarla. Bu anıtın da peşi sıra daha sonraları tabii ki. Yine Sıhhiye Zafer alanında Atatürk anıtı ve Ulus Zafer anıtı yer alacak. Onları da inceleyeceğiz. Burada kente hakim bir noktadan Ankara Kalesi'ne bakıyor aslında Atatürk'ün bu heykeli. Ulus devletin kimliğini dayandıracağı en temel geçmiş ve aynı zamanda başlangıç noktası. Yani bu bir müze tabii ki. Hem de Etnografya Müzesi. Kültür açısından çok önemli. Burası aynı zamanda anıtın bulunduğu nokta. Kentin giriş kapısı ya da işte temel düzenin belirleyicisi ve başlangıç noktası olarak da nitelenen bir durumda o zamanlar. Gar binasına tepeden bakan bir vaziyette. Burası eski Namazgah Tepe denilen yerde yer alıyor.
Ve ileride, yani bu anıt yapıldıktan sonra da halk evi olan Türk Ocağı binasının karşı çaprazına düşüyor. Cumhuriyet'in kültür politikasının işte az önce bahsettiğimiz gibi en önemli yapılarından Etnografya Müzesi'nin önüne yerleştiriliyor. Tabii ki bu müze de özellikle Cumhuriyet'in ilk müze binası çünkü. 1928'de inşa ediliyor. Henüz tamamlanmadan bir Atatürk anıtının yapılması ise tabii ki dikkat çekici. Uygar bir ulus inşa etme sürecinde müzelere çok önem veriliyor. Atatürk'ün bu anıtı eski yeni karşıtlığını daha da belirgin kılıyor aslında. Çünkü bunu her zaman rastlayacağız. Yani az önce arkasını nasıl Avrupa yakasına döndü, Anadolu'ya yüzünü döndü. Burada da yine arkasına yeniyi aldı. Bu gibi ikilikleri sürekli yansıtacak bize erken Cumhuriyet dönemi. Sadece anıtlar üzerinden değil aslında şehir planlamalarının tümü üzerinden sürekli eski yeni karşıtlığını yansıtacak. Gazete, dergilerde bile yansıtacak bunu. Resimlerde, sergilerde, giyim kuşamda. Bekasına işaret ediyor. Ve bir kültleştirme üzerinden bellek inşasına bir temel oluşturuyor. Tabii ki biliyorsunuz Etnografya Müzesi 15 yıl süreyle de işte Atatürk'ün kabri işlerini üstlenen bir yapı aynı zamanda. Bu da anıtın diğer yüzünden bir görsel. Çok nasıl söyleyeyim, ayrıntılı şu rölyefler vardı, bu işte süslemeler vardı ya da yüksek kabartma, alçak kabartma, bunlara girmekten ziyade tabii ki şekilsel kompozisyon anlatımı çok önemli. Bunu önemsiyorum terimsel anlamda. Ama daha çok o anlama, hani o kavrama, kent yapısı üzerinde neyi bize anlatmak istiyordu? Daha çok ona yöneldiğim için hani bunları yorumlamadan geçeceğim. Onu haber vereyim size. Bir diğer anıt Konya Atatürk Anıtı. Kripele ait. Bu ikinci anıt aslında. Üçüncü sırada yer almasına rağmen Anadolu'nun ikinci anıtı bir istasyon caddesinde hükümet meydanına yerleştiriliyor. Bu anıtın yapılma hikayesi de aslında dönemin Konya Belediye Başkanı Kazım Bey'in Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alarak bir büyük bir kararlılık göstermesi sebebiyle gerçekleşiyor. Belediye tarafından Kripele sipariş ediliyor Konya Atatürk Anıtı. Ve yine açılışı 29 Ekim 1925 Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiriliyor. Bu aslında artık giderek bu ikinci anıtla beraber milli günlere denk getirilmesi anıtların açılışının, bu da bir ritüele, ideolojik bir ritüele dönüşüyor yavaş yavaş. Atatürk'ün bu anıtında figür askeri kıyafetleriyle ayakta, sağ ayağı diğerine göre yine önde, sol eliyle kılıcının kabzasını tutmakta ve hafifçe öne uzanmış olan sağ eliyle de Başak Demeti'ni okşuyor. Anıtın kaidesi Kırıkbele değil, Abide-i Hürriyet'in sanatçısı olan az önce bahsettiğimiz Mimar Muzaffer Bey'e ait. 1915 ve 17 yıllarında aslında Konyalı kadınlar için bir milli mimarlık üslubunda Konya Karatay Medresesi'nin önünde yer alıyormuş bu kaide ve anıt. 1926'da Atatürk Anıtı'nın kaidesi olarak kullanılmasına karar veriliyor, yani daha tamamlanamadan. Kaidenin geçmişte bir ziraat anıtı olarak tasarlanması sebebiyle de işte Atatürk heykelinin tarımı simgeleyen Başak Demeti'yle de ilişkilendirilmesi aslında bu yolla biraz da gerçekleşiyor. Ama tabii ki bunu sadece burada bir tesadüf olarak algılamayın. Daha sonra Ankara Güven Parkı'ndaki güven anıtında da biz kanlar, yani tarımı simgeleyen diğer rölyefleri, figürleri göreceğiz. O yüzden kalkınmayı, ulusal kalkınmayı ve Anadolu'nun aydınlanmasını da simgeliyor Başak Demetleri. Bir diğer anıtımız Ulus Meydanı'nda Zafer Anıtı. Yine bir yarışma sonucu 1927'de Kanonika'ya yaptırılıyor bu anıt. Cumhuriyet Türkiye'sinin de dördüncü anıtı kendisi. Kent merkezinde Ulus'la Çankaya'yı bağlayan hatlar üzerinde Sığıye Bulvarı üzerine yerleştiriliyor. Yüzü Çankaya'ya dönük Atatürk'ün kaputu ve mareşal aksesuarlarıyla ikinci eli kılıç kabzasında
Bir dakika. Şöyle biraz daha ayrıntılı belki. Betimleniyor. Kıyafeti oldukça hareketsiz, işte katı formlardan oluşan bir heykel. Bronzdan çelenkleri bulunuyor. Malzemede yine diğer dört anıtta değinmedim ama hani yazmıştım üstüne bilgi olarak. Bronz mermer. Sıklıkla zaten aynı malzemeye rastlayacağız. Ta ki Ankara Güven Anıtı'na kadar. Milli Bayram ve Kurtuluş Yıl dönümlerinde işte buraya çelenklerle süsleniyor, anılıyor. Ama günümüze baktığımızda yoğun trafiğin ve yüksek binaların arasında kalıyor. Dolayısıyla artık sanki sıkışık bir ortamda olduğu için biraz anıtsallığını yitirmiş durumda. Hani anıt olabilmesi için aslında etrafının da çevresinin de aynı etkileşimde bulunması çok önemli. Evet, bir diğer anıtımız İstanbul'da bu sefer Taksim Cumhuriyet Anıtı. Bu da bu sefer Türk heykeltıraşlardan Ali Hadi Bara ve Sabiha Bengütaş'ın da asistanlığını yaptığı. Bu sefer iki Türk tarafından destekleniyor Kanonika. Yine Kanonika'nın bir anıtı ama Türkler bu sefer biraz daha Türk sanatçılarımız işin içindeler. Cumhuriyet rejiminin 6. İstanbul'unsa 2. anıtı. Yaptırılmasına 1925 sonlarında karar veriliyor ve 1928'de tamamlanıyor anıt. Yine açılış tarihi bu sefer farklı bir tarihi var tabii ki 9 Ağustos. Ama 9 Ağustos'un da kendi içinde bir önemi var. Atatürk Osmanlı'nın kültürel ve entelektüel geçmişinden kopuşun köklü hamlelerinden birisi olan bu sefer harf devrimini yapıyor. Dolayısıyla 1929'un 28'in 9'unu onunla bağlayan o günü bu anıt açılıyor. Atatürk hiçbir anıtının açılışına katılmıyor bu arada ek olarak. Açılışlar hakkında sadece telgrafla bilgilendiriliyor. Yapılan birkaç anıta müdahale etmesine karşın hatta işte Kriper ve Kanonika gibi sanatçılara da modellik yapıyor. Bu açılışların niye bu açılışlara katılmıyor dersek, anıtların kendinden bağımsız bir girişim yani hediye olarak algılanmasını kolaylaştırabilmek adına bu açılışların hiçbirisine katılmıyor. Aynı zamanda kendisinin yerine temsilinin halkı selamlaması, imgenin zenginleşmesi yani bir sonuçta bir kültürel bir belleksel altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bunu sağlayarak gelmeyerek de hani biraz daha kutsiyet, biraz daha akılda kalıcılık gibi anlamları pekiştiriyor. Daha çok eylem yaparken, iş başındayken hatırlanmak isteniyor bir de bunun yanı sıra. Yerli sanatçılarımızdan Kenan Yontucun yaptığı Edirne Atatürk Anıtı var sırada. İlk yerli anıt uygulamasını Kenan Yontuç gerçekleştiriyor ve 1929'da tarihlenen bir heykel karşımızda anıt. Sanatçı bu anıtın ardından da yine art arda 5 tane daha anıt uygulaması yapıyor. Onlar da sırasıyla Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorum ve Isparta'da gerçekleştiriliyor. Yerli anıt olması açısından tabii ki bizim için sanat açısından daha önemli. Edirne Atatürk Anıtı 23 Nisan 1931'de Gazi Parkı'na dikiliyor. Anıtın siparişi 1929'a tarihleniyor. Anıtın açılışı yine görüldüğü gibi 23 Nisan gibi önemli bir tarihe denk getiriliyor. Anıtta Atatürk pelerini ve askeri üniformasıyla görülüyor. Yine sağ ayağı önde, yürür vaziyette. Bakalım. Yüzü hafifçe dönük, batıya dönük. Sağ eli sol elinin önünde gözükmekte. İşaret parmağıyla da çok özür dilerim, bunu karıştırdım. Bu kaidenin, bu mermer kaidenin dört yüzünde yine farklı rölyefler görülmekte. Ankara Güvenlik Anıtı 1934 yılında aslında güvenlik ve zabıta anıtı olarak da anılmakta, yaptırılıyor.
Atatürk'ün ölümüne kadar ülkenin birçok yerinde bu heykeltıraşlarca toplam 11 Atatürk anıtı yapılıyor. Ancak bu durum tabii ki zamanla Türk sanatçılarda da tepkiye yol açacak ve tartışılacak. Yine bu Kızılay'daki anıtında Anton Hanak ve Joseph Torak birlikte çalışıyorlar. Avusturyalı mimar Hosmeister'ın diğer belki şehir planlamalarında, dipnotlarda vesairelerde görmüşsünüzdür. Tasarladığı ve projeyi de Anton Hanak'a veriyor. Bu yani dediğimiz gibi bir kamusal mekanın tasarımı burada söz konusu. Aynı zamanda Güven Park'ta tasarlanıyor ve bu anıtta içinde tasarlanıyor. Anıtın yapılışı da Anton Hanak'a veriliyor. Hosmeister tarafından. İşte ön cephenin açılışı 1934 yılında yapılıyor. Sanatçının ölümü üzerine bu sefer bu tasarımı Hanak yerine Joseph Torak devam ettiriyor. Ve 1935'te de tamamlanıyor. Güvenlik anıtında gücü simgeleyen abartılı bir anatomi gözükmekte. Anıtın her iki yüzünde betimlenen heykellerde. Dönemin beden terbiyesiyle politikası aslında birbiriyle ölçüşüyor. Uyuşuyor yani. Ankara Kızılay Meydanı Güven Park içinde bulunan bu anıt, Türk ulusunun polis ve jandarmaya olan güvenini perçinlemesi için, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve İnkılap hareketlerinde beraber bulunduğu arkadaşlarını temsil eden heykellerle birlikte yapılıyor ve aynı zamanda işte çiftçinin tarım çalışmalarını betimleyen kabartmaları da mevcut buradaki görselde. 7 tane toplamda heykel anlatmayı uygun gördüm size bu dönemden. Hepsi, yani çoğunlukla sizin de dikkat ettiğiniz gibi Ankara'da gerçekleştirilen anıt ve heykellere değindim. Çünkü bu anıt ve heykellerin bu dönemin baskın karakter yapısını aktarmaları açısından büyük önemleri vardı. İşte ele alındıkları konumlar, meydanlar, parklar, kamusal mekanlarda birlikte ve anlatılmak istenen, verilmek istenen mesajla birlikte çok iç içelerdi. O yüzden bunları anlatmanın daha yerinde olacağını düşündüm. Tabii ki bunlardan birçoğu siz de gördünüz, yabancı heykeltıraşlara yaptırıldı. Bununla ilgili tepkiler daha sonra gerçekleşti. Yani hiç tepki verilmedi değil. Nurullah Berk işte kendi kitabında Ali Hadi Baran'ın yaptığı Adana Atatürk anıtını övüyor ve nitelik açısından iyi buluyor. Yabancı sanatçılara yaptırılan anıtları da eleştiriyor ve teknik açılardan yetersiz buluyor ve içtenlikten uzak buluyor. Sanatsal ve estetik yaratıda milli duyguların ancak bundan sonraki yani erken cumhuriyet diyemeyeceğimiz o dönemde devreye girdiğini görüyoruz. Sanatçıların eleştirileri tabii ki sadece estetik eleştiriler olmaktan ziyade aslında Türk milletini ancak Türk'ün kendi duyguları yani bir eseri kim yapıyorsa ne duyguyla yapıyorsa o daha iyi aktarır. Hani siz anladınız benim ne demek istediğimi. O yüzden de bunu çokça savunuyorlar. Tabii ki daha sonra Cumhuriyet'in ilerleyen yıllarında yerli sanatçılarımız, heykeltıraşlarımızın anıt heykellerini görmekteyiz. Bu aşamada aslında biz anıt ve heykelleri araçsallaştırmanın dört önemli ögesini kendi bünyesinde taşıyan birer sanat olarak yani sanatın bir kolu ama araçsallaştırmada kullanılmış birer öge olarak görüyoruz. Evet, başında da söylediğimiz gibi hatırlatma, hatırlama, bellek, işte imge, simge, gösterge, görselleştirme ve daha çok bizim milletimizce yapılan kültleştirme farklı yoğunluk derecelerinde anıtlarda değişkenlik gösteren şekillerde aktarılıyor. Neden farklı yoğunluklar gösteriliyor? Çünkü dönemlerin yeniden inşa ettikleri toplumsal bellek, işte yeniden ürettikleri Atatürk imgesi her dönemin kendi siyasal, mekansal kodlarını içeren işte imge, simge ve düzenlemeleri yüzünden farklı yoğunluklarda aktarılıyor. Şimdi o zaman Atatürk'ün ve onun temsil ettiği diğer düşüncelerin, kavramların aktarılması
çok daha önemliydi. Şimdi başka derecelerde başka şeyler aktarılıyor. Dolayısıyla aslında kamusal mekanları, anıt ve heykelleri, tabii ki içlerinde bulundukları toplumdan, sosyokültürel ortamdan kopuk düşünemediğimiz gibi devletten de kopuk düşünemiyoruz. Adı üstünde kamusal mekan içinde bulunuyorlar çünkü. Umarım sizi tatmin eden bir anlatım olmuştur. Varsa sormak istediğiniz, cevaplayabileceğim şekilde cevaplamak isterim. Teşekkür ederim, vakit ayırdınız. Kusura bakmayın, arada bir koptum, gittim, geldim. Tekrar sunumunuz için teşekkür ederiz. Zeynep Hanım'a Cumhuriyet'in 100. yılı özel etkinliklerimize bulunduğu için, bize sunumunu paylaştığı için ona çok teşekkür ederiz. Kendisine sorusu olan varsa eğer söz alabilir ya da çevirinden yazabilirsiniz. Zeynep Hocam, önce emeğinize sağlık gerçekten. Ben şunu sormak istiyorum. Hani dediniz ya, Türkiye heykeltıraşlarının biraz tepkisi oluştu diye. Acaba siparişlerin yabancı heykeltıraşlara verilmesi bizde heykeltıraşların biraz geç gelişmesinden olabilir mi? Sonuçta biliyorsunuz, hani heykel konusunda çok geç hareket edildi ve bu sanayi nefisleri de ancak başlayabildi çok geç bir dönemde. Hatta mesela Abdülaziz de kendi heykelini yaptırmıştır ama toplumun şeyinden şeye çıkaramamıştır. Düşünceleri vardı, evet. Hani yabancıların daha iyi yapacağını mı düşünerekten acaba yabancılara sipariş vermişler? Yani şimdi zaten hani şey başında, heykeltıraş gelişiminin başında, yani bir aktarırken Osmanlı'ya değinme ihtiyacı duymuştum. İşte bu yüzden siz de söylediniz zaten, sanayi nefise hani çok geç, yani düşünsenize daha Osmanlı sonundaki bazı sanatçılar yurt dışına gönderiliyor. Orada bir eğitim alınıyor. O eğitimden geliyor işte sanayi nefisinin içinde yer alıyor. Ve daha yetiştirmeye başlıyorlar. Yani kendileri bir, sanırım bu noktada şey önemli oldu. Yani bu yurt dışına gönderilen Türk heykeltıraşlardan ya da eğitimcilerden bir anıt heykel beklemekten çok, sanki geleceğe yatırım yapsınlar da vakitlerini bir sonraki kuşağa daha iyi bu sanatı aktarsınlar, onun eğitimini versinler gibi düşünüldü bence. Ben öyle hissediyorum. Ben bir yerde bunun bilgisini okumadım. Ama bir de şöyle bir şey var. Toplumun hani buna kafa olarak uygunluğu, hakikaten biliyorsunuz uzun süre geleneksel düşünce tarzıyla işte heykel, yani işte gölgesi düşen bir şeyi resimlemek çok çekincelere sebep olan bir şey, eylem yani. Evet. Bu düşünceden kopuşu simgeleyecek şeyler de daha yeni gerçekleşiyor. Aslında hem anıtlar gerçekleşiyor hem de bu düşünceler yeni yerleştiriliyor. Dolayısıyla bu düşünceleri yeni yerleştirdiğiniz bir toplumun içinden birisine heykel belki yaptıramazsınız değil, ama yapacak kimse yok gibi. Ona bir cesaret gerekir gibi de hissediyorum. Tabii, çünkü şu da var. Bizde mesela ilk ressamlara baktığımız zaman asker ressamlar ve çoğu topçu. Hani arazi eğitimine destek olsun babında Avrupa'ya resim öğrenmek için gidiyorlar. Döndüklerinde de ressam oluyorlar zaten. Tekrar teşekkür Aynen. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. Zeynep Hanım chat yerinden herkese çok teşekkürlerini iletti. Emeğinize sağlık. Sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet'in 100. yılı özel etkinliğimizde bizi yalnız bırakmadığınız için herkese çok teşekkür ederiz.